Merhaba 90 Artı'ya hoş geldiniz. Süper Lig'in 6. haftasındayız. Büyük derbi dışında maçlar tamamlandı. Galatasaray hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde harika bir sonuç aldıktan sonra Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ettikten sonra Akhisar deplasmanında bugüne kadar sadece 2 puanı bulunan Akhisar Spor karşısında aynı sonuçla 3-0'lık bir mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmayı ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Yarın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Bu maç öncesi öngörülere, tahminlere ve oyuna bakacağız. Ve elbette dünyadan futbol, Çin'den, İtalya'dan, İngiltere'den ilginç görüntülerle 90 Artı'da karşınızdayız. Bu akşam Kemal Aslan ve Çağdaş Atan konuklarımız. Hem karşılaşmaları değerlendireceğiz hem de burada bir futbol sohbeti yapacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hemen Galatasaray'ın Akhisar Spor deplasmanındaki yenilgisiyle başlayalım. Tabii burada belki oyunu iki farklı bölümde irdelemek gerekecek. Belki birinci yarı ve ikinci yarı birbirinden farklı bir tempoda ve kurguda oynandı. Ama öncelikli olarak Galatasaray'ın sahaya santforsuz veyahut da santforda Onyekuru ile çıkması ki terim de bunu. Biz bütün sezonu Eren'le götüremeyiz. O yüzden başka çalışılmış kurgularla başlamalıyız dedi. Bu tercihle başlayalım. Fatih Hoca'nın tercihiyle başlayalım. Yani Henry Onyekuru orada santforda en uçta bekleneni verdi mi, veremedi mi? Galatasaray'ın mağlubiyetinin bir nedeni de bu muydu acaba? Ya, mağlubiyeti buna indirgemek çok doğru olmaz. Çünkü sonuçta Galatasaray takımında oynayan oyuncuların hepsinin belli bir potansiyeli var. Fatih Hoca da kafasındaki Akhisar maçının kurgusunu bu şekilde oluşturmuş. Evet, bir oyuncu üzerinden devamlı gitmeyi, belki ilerleyen haftalarda oluşacak problemleri bu hafta bir denemek de istemiş olabilir. Ben maçı izlerken Onyekuru'dan ziyade acaba böyle bir karar alındıktan sonra Sinan Gümüş'ü mü önde oynatmayı tercih edebilirdi? Çünkü Onyekuru çizgide oynadığı zaman daha etkili olabiliyor ki çizgiye geçtikten sonra, Eren oyuna girdikten sonra birkaç tane de etkili oradan atakları var ki geride bıraktığı oyun izleniminde de zaten kenar oynadığı zaman çok faydalı olabilen bir oyuncu. Maçı izlerken açıkçası aklımdan bu geçti. Acaba Sinan sırtı dönük daha iyi oynayabilecek, hava toplarında stoperlerle o havadaki mücadeleyi daha iyi yapabilecek mi diye düşündüm açıkçası ama hoca böyle bir tercih etti. Mağlubiyeti de çok buna bağlamak doğru değildir diye düşünüyorum. Ama burada farklı bir şablon olduğunu da söylemek lazım. Yani sen özellikle Sinan mı Onyekuru mu derken mesela ilk yarıda neredeyse Galatasaray oyuncular topu hiç kaldırmadılar zaten. Evet. Amaçlanan, planlanan, çalışılan, hocanın çalışılmış dediği şey buydu. Topu kaldırmadan öndeki hareketli oyuncularla pozisyon üretmekti. Aslında bence ilk yarıda kısmen başarılı oldu. Yani evet. Pozisyon üretme açısından. Yani maçın kırılma anları vardı. Değerlendirilemeyen penaltı gol olsaydı belki bugün başka bir şey konuşuyorduk. Ama Gomis gittikten sonra özellikle Gomis'li dönemde Eren'in ara ara kesik kesik performansı pek Galatasaraylıları tatmin etmiyordu. Gomis gittikten sonra bence bütün Galatasaraylıların hayalinde Onyekuru'yu önde bir görmek vardı. Bugün herkes bunu görmüş oldu. Ama Gomis gittikten sonra özellikle Eren'in ben performansının çok yukarıda olduğunu, Lokomotiv Moskova maçında tabii ki Ndiaye, Rodriguez çok üst düzey performans sergiledi ama bir santrofor performansı olarak Eren'in ben o gün muhteşem oynadığını düşünüyorum. Hiç, hemen hemen hiçbir kafa topunu vermedi. Galatasaray'ın sıkıştığı anlarda geriye gelip servis yaptı. Bence artık Galatasaray'ın değişme santroforu Eren'dir. Yani Onyekuru'yla biraz macera aranıyor gibi ama dediğim gibi, senin de dediğin gibi ilk yarıda sonuca gidebilirdi Galatasaray. Sonuca gidebilseydi farklı bir şey konuşuyor olabilirdik. Ama ben Onyekuru'yu canlı izlemiş de bir spor adamıyım. Teknik ve kapasitesinin biraz daha Galatasaray'ın altında olduğunu düşünüyorum. Yani asla bir Rodriguez performansının ben Onyekuru'dan gelmeyeceğini düşünüyorum. Ne diyorsun? Şöyle olabilir, bu bir bakış açısı. Aslında biraz da Akhisar'ın orta saha oyuncuların özellikle Sissoko, Serginho ve Regate'nin pas bağlantıları sahipsiz toplarda ve Galatasaray'ın baskı kurduğu anlardaki, kapmış olduğu toplardaki pas oyunuyla Galatasaray'ın baskı kurmasını engellemeleri de biraz Galatasaray'ın oyun düzenini de bozdu. Hatırlayın, Galatasaray takımı işte yerden oynanılan oyunda devamlı dönen topları alıp baskı kuran bir takımdı. Çünkü Nagatomo'yu oynadığı zaman Mariano'yu, Linense hep önde baskıda tutan bir Galatasaray yapısı vardı ama işte Akhisar takımının orta saha oyuncuları, bir de Elvis Manu gibi bir tehlike var. Bu bağlantı iyi olduğu zaman Galatasaray takımı sıkıntılar yaşadı. Zaten 1-0'dan sonra
oyundan Fatih Hoca Fernando'yu aldıktan sonra zaten orada biraz da tamamıyla riske döktü oyunu. O noktalarda birkaç tane golü erken bulabilse Akhisar takımı oyun çok önceden de kopabilirdi. Tabii Galatasaray'ın önemli ciddi atakları var. Onlar da golü bulamayınca Galatasaray takımı gol buldukça daha iştahlı oynayan bir takım. Golü bulamayınca ki penaltıyla ilk yarı bahsettiğiniz gibi önde baskıyı da kurmuşlardı. Penaltıdan golü de bulamayınca Galatasaray takımı kendi oyun düzenini bugün oturtamadı. Ne diyorsunuz penaltı işine? Aslında bu tartışılan bir konudur. Zaman zaman buna böyle örnekler gördük. İşte takım arkadaşım daha fazla istedi ve ona verdim evet. Penaltı atışını. Normalde Sinan Gümüş'müş penaltıcı. Bunu maçtan sonra öğrendik Fatih Terim'in ağzından. Burada da şu tartışma olur. Yani teknik adam bir karar vermiş, teknik heyet bir karar vermiş. O kararın dışına çıkılmalı mı, çıkılmamalı mı? Bu oyuncu inisiyatifine bırakılmalı mı, bırakılmamalı mı? Ne diyorsunuz? Siz de yani, sahada oynadınız. Biz de, sen penaltıda kullanıyordun. Biz de teknik adamlar olarak, yardımcı antrenörler olarak bir şeyin kararını veriyoruz. Bütün hafta çalışıyoruz. Duran toplarda, frikiklerde, penaltılarda bütün duvarı neredeyse yazılarla kaplıyoruz maçtan önce. Herkesin yapacağı görevler belli oluyor. Bu bütün takımlarda böyle. Penaltıyı atacak oyuncu da belli. Galatasaray'da özellikle Gomis'le beraber bir penaltı sıkıntısı yaşanmaya başlamıştı. Şimdi Gomis gitti. Rodriguez tabii çok üst düzey performans sergiliyor. Morali yerinde, atmak istemiş ama ben bu tarz şeylere karşıyım. Orada Sinan'sa eğer o takımın penaltıcısı, onun ismi yazılmışsa Sinan atmalıydı ki bence de Fatih Hoca biraz olaya kızmış gibi gözüküyor. Yani az önce Çağdaş'ın bahsettiği gibi soyunma odası bir sanat sergisi gibidir. Herkesin görevleri yazılır. Adam adama markajlar yazılır. Hatta maça çıkarken hep bu uyarılır. İşte penaltı atan, birebir eşleşmeler, duran toplardaki eşleşmeler önemli, çok çok önemli. Takım disiplin açısından da çok önemli. Orada evet Rodriguez'in önemli bir performansı var sezon başından beri. Hani orada kendini iyi hissetmiş olabilir. Sinan bırakmış olabilir. Bunlar acaba Sinan atsaydı, Sinan kaçırsaydı Rodriguez ona hayıflanacak mıydı? Hep göreceli şeyler. Penaltıyı görünce aklıma direkt bizim Kejman'ın kaçırdığı bir penaltı vardı hatırlarsınız. Evet, Ankara doğru. Spor maçı. Alex'ten almıştı yani topu. Yani belki de şampiyonluğu kaybettirmişti. Aynen öyle. Şimdi bunlar olabiliyor. Futbolun güzel tarafları bu. Ama işte küçük bir detay, işte başarı, o günlük başarı veya genel bütün başarı detaylardaki artıları kullanmaktan da geçiyor. Bugün Galatasaray takımı o artıyı kullanamadı. Peki penaltıcı sensin diyelim. Sendin artık, antrenörsün. Evet. Ve geldi. Ben geldim sana dedim ki Çağdaş, kendimi çok iyi hissediyorum. Bırak da ben atayım. Ne yapardın? Şimdi sana bir, burada iki şey var. Biz takım arkadaşıyız, evet. Ama bir yandan da sana verilmiş de bir görev var teknik direktör tarafından. Yani biz takım burada arkadaş... ihtimalini ortadan kaldırıyorum. Yani sen kendini kötü hissediyorsan o ayrı. Evet. Ama sen de normal hissediyorsun kendini. Penaltıya hazırsın. Biz takım arkadaşıyız, eyvallah. Ama her şeyden önce profesyoneliz. Benim ismim oraya yazılmışsa demek ki ben diğer isteyen arkadaştan daha iyi penaltı atıyorum ki benim ismim oraya yazılmış. Karar verilmiş. Yani evet. Bir karar verilmiş. Olay şöyledir. Bu işin psikolojik boyutları da var. Takım arkadaşını kazanma boyutu da var. Maç 2-0'dır, 3-0'dır. Kopmuş pozisyondadır. O zaman arkadaşına dersin ki belki sormasına bile gerek kalmadan gel sen at, moral kazandırayım sana. Önümüzdeki haftalarda benim takıma daha yardımcı ol, morallen diye yapabilirsin böyle bir şey ama oyun kritikken böyle bir durumda ben ismi yazılan oyuncunun atmasından yanayım. Sen verir miydin topu? Ya geldi mi hiç böyle bir şey sana? Şöyle bir şey başımıza gelmedi de biraz oyuncunun inisiyatifiyle de alakalı bir şey. Mesela orada daha deneyimli, daha tecrübeli bir oyuncu olsa belki bırakmayabilirdi. Sinan da genç bir oyuncu. Belki ama o tartışmada televizyona güzel şey olmuyor, yansımıyor. Evet. Yani çok tecrübeli bir oyuncu da vermek istemiyor. Bu defa görüntü İsteyen de çirkin oluyor. Geri adım etmiyor. Bu sefer işte Neymar Cavani kavgası başlıyor. Mesela. Yani o da görüntü kötü yani. Görüntü de kötü oluyor. Bu da antrenörün prestijini zedeleyen bir şey aslında baktığında. Orada sorumluluk tamamen ismi yazılan oyuncuda. Kesinlikle öyle olmuş. Sorumluluk tamamen onda. Ki gole de çok ihtiyacı olan bir isim Sinan Gümüş. Yani Sinan'ın çünkü şu anda Galatasaray'daki varlığı, en azından ilk 11'deki varlığı bıçak sırtında. Bir iki maç daha kötü oynarsa veya gol atmazsa, skora katkı yapmazsa muhtemelen yedek kulübesine gidecek. Evet. Hani mesela Gomis olsa daha rahat verebilir. Değil mi? Yeri garanti yani. O penaltı, o gol olsun olmasın yeri garanti. Veya Selçuk İnan sürekli bu takımın bir parçası olsa birkaç sene önceki. Ki Lokomotiv maçında oyuna girdi, penaltı oldu. Selçuk kullandı. O da ne şans değil mi? Yani 90+1'de ya, oyuna giriyorsun. O takımın direkt penaltısı Selçuk. Tabii. Yani oynuyorsa %100 Selçuk atar penaltı. Ya işte yetenek artı
mental psikolojik üstünlük de sahanın içinde çok çok önemli bir şey. Belki Sinan kendini o ara mental olarak da veya psikolojik olarak da düşük hissetti veya Rodriguez'in ısrarının karşısında karşı koyamadı. Yani bunlar hep artılar. Buralardan ders çıkarmak gerekiyor. Takım içinde veya sadece Galatasaray özelinde konuşmayalım. Genel takımlarda böyle durumlar da olabiliyor. Yani zaman zaman bir dönem bizim takımda mesela o kadar çok iyi topa vuran var ki. Hani tabi. Saysana bir. Alex var. Hoydonk var. Roberto Carlos geldi. Carlos var. Tümer abi var. David vardı. Bir kere Tümer miydi Carlos'un önünden topa vurdu Olimpiyat stadındaki maçta? Veya tam çok tersi güzel bir olmuş. Gol oldu. Çok da gol olmuştu. Aynen. Yani, ola da biliyor. İşte bunlar oradaki oyuncuların zaman zaman inisiyatifiyle de alakalı bir şey. Takım içerisindeki oyuncuların sahada problem çözebilme yeteneklerinin de çok ön plana çıktığı bir nokta. Anlık orada bir karar verme. Peki olayın psikolojisinden yani penaltıdan yola çıkarak konuşmuşken aslında Fatih Terim maçtan önceki açıklamasında hani Şampiyonlar Ligi dönüşlerinin psikolojik olarak zorluğundan endişe etmişti. Bunu söylemişti. Maçtan sonra da tekrar buna değindi. Bu bugün ne kadar belirleyiciydi sizce? Yani hakikaten Galatasaray kafaca oyuncular mental olarak çok sahada değiller miydi, uzaklar mıydı, iyi konsantre olmamışlar mıydı, nasıl gördünüz? Bu seviyede ben öyle motivasyon düşüklüklerinin ya da Lokomotiv Moskova maçının o iyi performansı ve galibiyet sevincinin bu tarafa taşındığını düşünmüyorum. Yani bu seviyede oyuncuların böyle bu tarz düşüncelerden artık uzaklaşması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Yani yüksek seviyede profesyonel oyuncular. Ama benim tespitim hala maç eksiği olan oyuncuların olduğu. Şimdi Rodriguez sezona sakat başladı, geç girdi, az maç oynadı, yavaş yavaş kendini buluyor. Şimdi iki tane üst üste, bir tanesi çok tempolu Lokomotiv Moskova maçı, ikincisi de Akhisar'la zor bir deplasmanda maç oynadı. Aynı şekilde Ndiaye'de Stoksi'den maç oynamadan geldi. O yüzden ben bu oyuncuların iki maç üst üste biraz onlara ağır geldi diye düşünüyorum. O dalgalanmalar, maçın içindeki dalgalanmalar bunun işareti olduğunu düşünüyorum. Yani ilk yarı topa daha çok sahip olan bir Galatasaray, ikinci yarı oyundan düşen bir Galatasaray, kopma açılan blokların arasının açıldığı bir Galatasaray vardı. Ben bunu biraz daha bazı oyuncuların maç eksiğinin olduğuna bağlıyorum. Aynı soruyu sana da soracağım ama Fatih Terim'in maç sonrasındaki hem bu konuyla alakalı hem de maçın geneliyle ilgili görüşlerini ekrana getirelim ve 90 artıya devam edelim. Oyunun tamam, kontrolü bizdeydi ilk 15 dakikadan sonra, sonra ilk 45'i söyledim. Şimdi bu da oynanan bir oyun. En kötü penaltı yatsanız 1-0 gidiyorsunuz içeri. Hah, şimdi gelelim konuya. Galatasaray golleri de kaçırmalı, penaltıyı da kaçırmalı ama ikinci yarıda bu sonuçta olmamalı, çıkıp bunların üstüne de yenmeli. Burası esas düşünmemiz gereken konu bu. İki, farklı sonuçlarla yenilmeyi de hiç hoşlanmıyorum açıkçası. Bu formanın hakkını verdikten sonra sorun yok. Yani mücadele edersiniz, oynamaya çalışırsınız, uğraşırsınız, edinirsiniz. Sonuç, mağlup olsanız da size kimsenin diyecek bir şey kalmaz. Ama bugün öyle değil maalesef ikinci yarı. 3-0'a rağmen sahanın en iyisi bence Ozan'dı. Ona çok sevinçliyim. 18 yaşındaki bir çocuk, çocuk diyorum. Ortaya koyuyor, diğerlerinden de bunu beklerdim açıkçası. Akhisar'ın perşembe günü oynadığını görüyoruz. Yani öyle bir bahane sürecek halimiz yok. İki, beş günde insanlar kendini tekrardan tamamlar, tekrardan döner. Eski vaziyetine. Bir rotasyon arayışım olmadı, bir kurgu değişikliğim oldu. En zayıf olduğumuz bölgede eğer tutarsa bundan sonra bir alternatifimiz daha olsun diye. Tabii bir de penaltı mevzu var. Onu da soracaksınız şimdi. Kim atıyor, kim atmıyor, kime dediniz. Bizim penaltıcımız Sinan. Hocalar da Sinan'a tembih etmiş zaten. Hem Ümit Hoca hem her maçta tembih ediyorlar. Penaltı olursa sen atacaksın diye Levent Hoca da. O da almış atmak için. Geri istemiş. Olabilir. O da vermiş. Yoksa yani penaltıcımız belli bizim. Vermiş diyor. Şimdi işte tam Fatih Terim'in konuşmasının sonunda... Evet. Sinan o istemiş, o da vermiş dedi, değil mi? Yanlış mı? Evet, vermiş. Ben de öyle anladım. Vermiş. Evet.
Tabii ama sonra Sinan'la aralarında birebir diyalog nasıl oldu onu bilmiyoruz yani. Verdiğine kızdı mı, kızmadı mı, bundan sonra vermemesi gerektiğini mi düşünüyor söylüyor. Bunu ilerleyen zamanlarda anlarız. Sen ne diyorsun bu işin Şampiyonlar Ligi dönüşüyle alakalı? Aslında bu her Türk takımı Şampiyonlar Ligi'ndeyken olumlu sonuçlar da alsa, olumsuz sonuçlar da alsa. Geçen sene Beşiktaş için benzer şeyleri söylüyorduk. İşte Galatasaray mesela 2 sene önceki o çok kötü geçen serüvende bu sefer olumsuz psikolojik yansımalarından bahsediyorduk. Ne diyorsun? Yani hoca da az önce bahsetti. 5 günlük süre büyük bir süre dinlenebilmek için. Yani rotasyon yapmadığını da düşündü. İşte maçın kurgusunda büyük ihtimalle benim düşüncem şu. Eren'e oynanılacak uzun toplar veya o dar oyun. İşte Akhisar takımı Mustafa Yumlu'yla cepheden gelen toplara iyi çıkabiliyor. İşte orada Sissoko avantajlı. Belki onları kendi takım adına avantaja kullandırabilmek adına daha orada set oyunu, yerden pas oyunlarıyla sonuca gitmeyi, maçı kazanmayı kafalarında kurmuş olabilirler. Bundan dolayı bir oyuncu değişikliği düşünürler ki önümüzdeki haftalarda nasıl bir senaryo yazacaklarını da biraz görmek istediler bence. Çünkü sadece Ocak ayına kadar Eren'le oynamak zorundalar. Çok psikolojik etkinin fazla olacağını ben düşünmüyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi yani ikinci toplarda ve pas oyununda Akhisar'ın orta saha oyuncularının Galatasaray'a nazaran biraz üstünlüğü kurması Galatasaray'ın oyun akışkanlığını bozdu. Ben oraya bağlıyorum. Peki aslında senin programın başında söylediğin noktaya belki burada tercihle ilgili geri dönebiliriz. Yani Sinan oyuncu özellikleri olarak fiziğiyle de santrfora biraz daha yakın görünüyor. Hatta hep ben maçı izlerken de bunu düşündüm. Hatta konuştuğumuz şey ne? Sinan tam bir santrforda o değil, tam bir kanat oyuncusu da olamıyor. Hani böyle bir kendine yani futbol kimliğini oluşturma çabasında. Hı hı. Ne diyorsun burada? Onyekuru'yla kıyasladığında Sinan mı sence birinci tercih olmalı? Eren o an düşünülmüyorsa, eksikse, sakatsa veya başka bir şeyse? Ben çok net konuşayım. İkisi de santrfor oynamaz. Hı. Peki. Yani çok 3 aylık bir mecbur hazırlık kalırsanız. Dönemi 3 aylık bir hazırlık dönemi geçirirsin. İşte 4-6-0 oynarsın santrforsuz. Buna kendini, takımını hazırlarsın. Belki o zaman bu oyuncuları kullanabilirsin. Arkaya oyuncu kaçırmak adına Sinan gider veya Onyekuru gider ama eğer merkez santraforlu bir oyun oynuyorsanız ki 3-4 haftadır da Eren'e alışmış bir oyuncu grubu var. İyi de oynayan Eren'e alışmış bir oyuncu grubu var. Bunu değiştirmek biraz kolay olmuyor. Bence hoca haklı olarak elinde tek merkez santrafor Sinan var. Eren var. Onun alternatifini görmek istedi, yaratabilir miyim diye. Bence hoca da kendi adına kendine cevabını almış oldu. O oyuncuların çoğu yani ikisi de santrafor oynamaz bana göre. Peki bir de basın toplantısında şöyle bir cümle var. Yani herkes keşke Ozan 18 yaşındaki Ozan gibi karakter koysa. Şimdi bu bayağı ciddi mesaj içeriyor. Mesaj yani. Evet. Böyle oku çekmiş hoca oyunculara fırlatmış yani. Böyle çok sanki yani yumuşakça, sakince söylenmiş bir cümle ama aslında altında çok mesaj var. Ne diyorsun? Maçın sonunda hatta şeyi de eklemiş oraya. Gerekirse bir sonraki maç, gerekirse Ocak ayı, gerekirse Haziran ayını da görebiliriz diye. Demek ki performansından memnun olmadığı oyuncular var. Yani orada Ozan'ın performansı, sahaya koyduğu mücadeleyi beğendiği için onun üzerinden de diğer oyunculara mesaj vermiş olabilir. Nedense benim aklım hep bir tane oyuncuya çok net mesaj veriyor gibi geliyor. Bir oyuncuya mı? Kim bir oyuncu, o da Mariano. Bana hep hoca konuştuğu zaman, eleştirdiği zaman sanki Mariano'nun o müthiş futbolcu. Futbolculuğuna söyleyecek lafımız yok. Geçen seneki performansı olağanüstü. Oyunu geriden kurabilen, atak yapabilen, pas bağlantısına dahil olabilen müthiş bir oyuncu. İstediği zaman çok iyi defansif görevlerini de yerine getirebilen bir oyuncu ama bu sezona çok kötü başladı. Zaten o da sakatlıktan geldi, hazırlık maçlarında fazla süre bulamadı. Ama biraz vurdum duymazlığına hoca sanki ben kendim böyle hissediyorum. Mariano'ya işaret ediyor ki Şampiyonlar Ligi'nde çok sürpriz bir şekilde Mariano'yu oynatmayıp Lines'i oynattı. Yani ben o mesajın sanki ona doğru gittiğini düşünüyorum. Ne diyorsun? Özel spesifik biri var mı? Ya olabilir. Var mı senin? Yani ben böyle düşünmedim ama olabilir. Ama bugün performansına baktığınız zaman Emrah Baba da sahada yok. Bugün özelinde konuşuyorsa hocanın ama genel özelde konuşuyorsa onu bilmiyoruz. Çağdaş böyle bir konuya dikkat çekti olabilir yani. Öyle hissetmiş olabilir.
Peki Emre Akbaba demişken, şimdi Emre Akbaba'nın da takımdaki rolü ve pozisyonu ile ilgili aslında Fatih Terim uzun zamandır milli takımlarda da Galatasaray'da da hani 1-6-2-8 ile oynamayı seven, bu oyunu benimseyen bir teknik adam olarak gözüküyor. Çok da pragmatiktir. Bir sürü farklı varyasyonu da açıktır ki nitekim bugün Emre Akbaba'yı bir 8 numara gibi değil, daha çok bir forvet arkası 10 numara gibi gördük değil mi? 4-2-3-1 gibi oynadı Galatasaray bugün. Yani bu acaba Emre'den o randımanı alamayacağını düşündüğü için mi, yoksa orada Onyekuru ile daha yakın olması gerektiğini düşündüğü için mi? Ne dersiniz? Yani Eren oyunun Emre Galatasaray'da sağ kanat oynadığı zaman da etkili olduğunu düşünüyorum. Santofor arkasında oynadığı zaman da etkili olduğunu düşünüyorum. Ama Emre buraya gelirken işte Galatasaraylılığını belli ederek geldi. Taraftar onu çok istedi buraya. Biraz fazla bölgesinin oyuncusuna göre tempo harcıyor maçın içinde. Çok fazla mücadeleye giriyor, çok fazla koşuyor, çok fazla efor sarf ediyor. Alanya'da oynadığından çok daha fazla koşuyor burada. Çünkü kendini taraftarlara mahcup etmeme isteği var içinde. Bunu anlayabiliyorum ben. O yüzden biraz performansında dalgalanmalar oluyor ki bugün ben yüzüne baktığımda da biraz yorgunluk gördüm yani Emre'de. O Lokomotiv Moskova maçında gerçekten her yere bastı. Çok mu iyi oynadı, çok iyi oynamadı ama geldiği günden beri çok büyük enerji sarf ediyor. Bir 10 numaranın veya ofansif bir 8 numaranın koşması gerektiğinden çok daha fazla koşuyor. Bu da pek Emre'nin alışık bir şey durum olmadığı için, belki oynaya oynaya bunu daha üzerine koyacaktır muhakkak ama biraz yorgunluk seviyesinin arttığını düşünüyorum Emre'nin. Sen de Fenerbahçe'ye, Gaziantep'ten Fenerbahçe'ye geldiğinde belli bir böyle bir şey hissetmiş miydin? Ya oluyor tabii ki, şimdi orada izleyenler ne olur yanlış anlamasın. Antep'te, Alanya'da oynarken sizi izleyen oyuncu taraftar kitlesi belli. Büyük takıma geldikten sonra tüm Türkiye'nin gözünün önünde oluyorsunuz. Hatta nefes alışverişinizi sayıyorlar burada. Her şeyiniz araştırılıyor. Tabii ki burada biraz baskı daha fazlalaşıyor. Beklenti daha fazlalaşıyor. Üç kulvarda yarışan bir takıma geliyorsunuz. İster istemez oyuncu kimliğiniz de değişmek zorunda kalıyor. Belki zamanla oturacak o kıyafeti bir an önce giydirmeye çalışıyorlar. Böyle bir baskı da var. Tabii. Şimdi Emre milli takımda iki tane gol attı. Çok çok önemli bir puan kazandırdı. Geldi Galatasaray'a, ilk maçında gol attı. Galatasaray'da fena oynamıyor, iyi oynuyor. Bu beklenti gittikçe yükseliyor. Belki zamana yayması gerekecek olan performansı bir anda verilmeye kalkıyor. Bu da ister istemez birkaç maç sonra, bu üst düzey maçlardan sonra da performans düşüklüğü, o an yorgunluk, bu olabilir. İşte zaman zaman Rodriguez de yer değiştiriyor, kenarda da oynuyor. Kenara da çıkıyor ama çok bugün, alan değiştiriyor. Evet, maçın içinde bugün, çok bölge değiştiriyor. Bugün diğer maçlara nazarında biraz daha istenilen performansta değildi. Peki Fatih Terim'in şimdi aslında şöyle ilginç bir durum oldu. İlk yarıda Galatasaray yeni bir kurguyla 4-5 pozisyon üretti. Kalesinde de görmesine rağmen. İşte bir de penaltı kaçtı. Ama ikinci yarıda özellikle skor olarak geriye düştükten sonra üst üste hamleler gelmeye başladı. Ama siz hatırlıyor musunuz ikinci yarıda Galatasaray'ın girdiği pozisyon? Yani Serdar Aziz'in bir kafa vuruşu kornerden gelen. Yani akan oyunda Bir tane Ozan'ın araya Rodriguez'e çok iyi pası var. İyi kontrol edemedi. Evet. Onyekuru. Aynen. Pardon. Evet. Onyekuru mu? Evet evet. Yani çok önemli ama. Evet. İyi bir, çok iyi pastı o. Yani netice itibariyle ikinci yarıda hiç alan bulamadı, pozisyon bulamadı duran toplar dışında. Fatih Hoca hangi hamleleri yaptı? Önce Sinan çıktı, Eren girdi. Evet. Onunla başlayalım. Onyekuru da sağ kanada geçti. Ne dersiniz, orada başka bir hamle olabilir mi? Başka bir alternatif? Yok, beklenen herkesin beklediği bir hamleydi Eren'in oyuna girmesi. Orada belki Onyekuru ile birebir de değişebilirdi. Onyekuru'yu ben şöyle düşünüyorum. Çok zayıf fizik olarak. Rakibinin içine girdiği zaman, özellikle kapalı savunmalarda açık alan bulamayacağı için, Galatasaray'da geride olduğu zaman içinden pek rakibin çıkamayacak gibi bir oyuncu. Yani ufak bir temasla dağılabilecek, Rodriguez kadar diri, atletik, bastığında, vurduğunda gidebilen bir oyuncu gibi gelmiyor bana. Daha çok sol önde oynayabilecek bir oyuncu gibi geliyor Onyekuru. Çünkü orada biraz daha bilinmeyenli gibi oluyor. İçeri mi çekecek, dışarı mı çekecek? Ama sağ kanatta hep sağına gitmesi gerekiyor. Rakip de orayı kapattığı zaman Onyekuru'yu tamamen saf dışı edebiliyor. Orada bence Sinan da devam edebilirdi ama ikisinin performansı arasında çok büyük fark var mıydı?
iyilik anlamında bence yoktu. Yani oradan gözün kapalı birini çekseydin de olurdu yani. Yani Onyekuru'nun daha çok sen skor alın öne geçtikten sonra... Aynen öyle, aynen öyle. Lokomotiv Moskova maçında da bunu gördük. Boş alan buldu, gol attırdı. Yani bana göre çok geniş alanda çok iyi oyuncu ama dar alanda Galatasaray'ın işini görecek bir oyuncu gibi gözükmüyor bana. Bugünkü kurguda ve genel kurguda büyük ihtimalle Fatih Hoca Sinan'ı hiçbir zaman santfor gibi düşünmüyor anladığım kadarıyla. Çünkü hatırlayın böyle oyun sıkıştığında, geriye düştüğünde Galatasaray takımı Fatih Hoca devamlı hep ikinci santforu oynatar. Evet. Bugün Fernando'yu oyundan aldı, Muğdat'ı oraya attı. Doğru. Eren'in yanına. Yani Sinan'ı gene merkeze çekmedi. Evet. Yani gerçi zaten Eren Sinan oyundan çıkmıştı ama çıkmıştı. Yani... Ama ileriki hamlesi olarak da bunu düşünmedi. Kafada hiç bunu düşünmemişti. Çünkü Muğdat'ı oraya koydu ama Sinan hiç oraya düşünmedi. Çift santifora döner, gol yemişsiniz ki Fatih Hoca hep yapar bunu yani. Tabii. Geriye düşünce çift santifora döner, baskı kurdurur. Büyük takım reaksiyonu o ya. Evet. Geriye düştüğün zaman Sinan'a çift... o zaman yani o çıkıyor yani. Sinan hiç merkezde düşünmüyor değil mi? Hücum attı. Düşünmemiş. Mesela Muğdat'ı oraya aldı, Sinan hiç düşünmemiş orada. Peki Fernando Muğdat değişikliğinde yani... Tamamıyla risk zaten. Peki orada Ndiaye kartlı, sarı kartlı oynuyordu. Acaba hani... Evet, iki defansif orta sahadan birini çıkarmak isterken acaba Ndiaye mi çıkmalıydı? Ne dersiniz? Çünkü müdahale etmekte bile zorlanıyordu artık Ndiaye. Orada kazanmak isteyen bir antrenör reaksiyonu. Tabii ki. Çünkü Ndiaye orada hem ikili oyunu oynayan, mücadele gücü yüksek, aynı zamanda top kullanabilen bir oyuncu. Ondan Fernando'yu tercih etmiştir. Ya da acaba bir stoper çıkıp Fernando biraz daha geriye gelebilir miydi? Yani hepsi olur. Olabilirdi ama ben Ndiaye'nin hala maç eksiğinden dolayı ikinci yarı oyundan yavaş yavaş düşmüş olduğunu gördüm. Yani ama hoca tercih olarak, mantık olarak çok doğru. Ndiaye hem ikili mücadele girip kazanabilen bir oyuncu, hem de rakibi eksiltebilen, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye hücum geçişlerini sağlayabilen veya savunmadan hücuma geçişleri çok iyi sağlayabilen ideal bir orta saha oyuncusu ama tam olarak %100 olarak fizik olarak hazır olmadığı için bugün biraz performansında dalgalanmalar oldu. Biraz daha konuşacağız. Galatasaray'ın Akhisarspor deplasmanındaki 3-0'lık yenilgisini, biraz bu işte bu deplasman fobisi mi kabusu mu, ona yine değinmek zorunda kalacağız çok kısa bir aradan sonra. +90'da yeniden birlikteyiz. Galatasaray ilk 5 haftada sadece 2 puan alabilen Akhisarspor deplasmanında 3-0'lık bir yenilgiyle karşılaştı. Tabii bu da yeniden aynı soruyu gündeme getirdi. Acaba Galatasaray'ın bir deplasman fobisi mi var? Deplasman kabusu geri mi döndü? Tabii bunlar tanımlamalar. Elbette ki realitede belki böyle bir şeyden bahsetmek çok mümkün değil ama bize sonuçlar bunu söyletiyor. Yani Galatasaray'ın son 2 iç saha maçı ligde Alanya Kasımpaşa 10 gol atmış. Bir gol yemiş. Evet, 10 gol atmış, bir gol yemiş. Üstüne bir de Lokomotiv Moskova'ya ekleyelim. Şampiyonlar Ligi maçını 3-0 kazanmış. Ama son 2 deplasman maçında ligde 4-0, 3-0. 7 gol atmış, gol yemiş, gol atamamış ve mağlup olmuş. Ya bu farkı nasıl açıklayacağız? Geçen seneden beri bu formülü bulmaya çalışıyoruz hep beraber yani. Vallahi geçen sene de konuşuyorduk. Hala çözüm bulmuş değiliz. Hoca da bulamamış gibi gözüküyor. Hoca haklı olarak, Fatih Hoca böyle bir farkın olmaması gerektiğinden, dış saha iç saha performansının bu kadar siyahla beyaz kadar ayrı olmamasının gerektiğinden bahsediyor. Ben de bir büyük takımın iki performansının bu kadar farklı olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama neden böyle oluyor sorusuna Fatih Terim de cevap bulamıyor. Ben de açıkçası buraya gelirken bu soruyla karşılaşacağımı biliyorum ama ne cevap vereceğimi tam olarak bilemiyorum. Yani bugünkü oyunu ayırmak lazım. Oyuna hakim bir Galatasaray vardı. Penaltıyı atsa maçı kazanmaya daha yakın bir Galatasaray vardı ama geriye düştükten sonra dağılması bence, evet, daha büyük bir soru işareti. Bu neyin göstergesi? Bana göre psikolojik olarak oyuncuların eyvah yine deplasmanda geriye düştük, galiba yine kaybedeceğiz deyip çok kolay teslim olmalarına bağlıyorum. Çünkü başka benim aklım mantığım almıyor açıklama şekli olarak. Yani oyuna iyi başlıyorsun, topa sahipsin, evet, rakibe üstünlük kurmuşsun, 3-4 tane pozisyona giriyorsun, değerlendiremiyorsun. Gol yedikten sonra tamamen bambaşka bir oyuna dönüyorsun. Yani bu biraz psikolojik sebeplerle açıklanabilir diye düşünüyorum. Ne diyorsun, psikolojinin dışında takım yapısı ve kimyasıyla ilgili bir durum söz konusu olabilir mi? Galatasaray özellikle iç saha maçında erken golü bulduktan sonra taraftar coşkusuyla kendi oyununu rakibine çok rahat kabul ettirebiliyor.
deplasmanda o coşkudan uzaklaşıyor biraz. Eğer Galatasaray gibi böyle pas oyununu oynayan, baskı kuran takımlar gol buldukça daha coşkulu oynuyorlar. Gol bulamadıkça deplasmanda bu itici güçten eksik kalıyorlar bir şekilde. Ama bugün dediğimiz gibi yani oyunun iki tane hikayesi var. İlk yarı golü bulan bir Galatasaray olsa belki hikaye çok değişecekti. Bu defa alan bulan bir Galatasaray çıkacaktı. Onyekuru'yla, Rodriguez'le alan bulabilirlerdi. Ki Fatih Hoca buna göre hamleler de yapacaktı büyük ihtimalle. Golü bulamayınca bu baskıyı hissetmeye başlıyor Galatasaray takımı deplasmanda. Peki bu bize şunu mu söylüyor biraz da? Kırılgan bir yapısı olduğunu mu anlatıyor bize bu oyuncu grubunun? Yani bana şimdi yani ne diyorsun? Ona katılıyorum. Golü yedikten sonra dağıldı diyorsun Galatasaray evet. için. Sen ne diyorsun? İç sahada öne geçtikten sonra diyorsun. Mesela çünkü bu seneki iç saha performansını düşünürsek 0-0'larda da Galatasaray'ın yani çok üstün, çok dominant bir oyun oynadığını söyleyemeyiz. Topa sahip oluyor ama çok üretemiyor aslında. Evet. Yani Kasımpaşa maçı da, Alanya maçı da ilk golden gollerden sonra arka giden maçlar oldu. Hı hı. Evet, yani o şimdi aslında Galatasaray'ın büyük takıma göre kenar oyuncuları çok hızlı. Ndiaye aldığı zaman dikine delici gidebilen, yani aslında deplasmanda da üzerine gelen biraz iyi bir takım, üzerine gelen oynamaya çalışan bir takıma karşı Galatasaray'ın deplasmanda çok fazla silahı var. Yani karşı kaleye çabuk kolay gidebilmek için baskı kurmadığı zamanlarda da. Ama bunu bir türlü Galatasaray kullanamıyor uzun zamandan beri. Gerçi geçen sene son 2-3 maçta deplasmanda kazanarak şampiyon oldular. Alanya, Akhisar, Göztepe bu şekilde şampiyon oldular ama bu seneye de aynı fobiyle başlamış gibi gözüküyor. Kırılganlık, yani genel dört büyük takımımıza baktığımız zaman da çok kolay gol yeme alışkanlıkları var bütün takımların. Orta sahalar çok çabuk geçiliyor. Genelde işte Fenerbahçe'nin UEFA Kupası Avrupa Ligi maçında gördük, Zagreb maçında. Beşiktaş keza öyle çok kolay orta sahası geçilip çok dirençli bir oyuncusu var aslında merkezde, Medel gibi. Çok da iyi oynuyor ama bakıyorsunuz pozisyon verip gol yiyor Beşiktaş. Trabzon ona keza, Galatasaray ona keza. Ki Galatasaray çok iyi oynadı maçın 70 dakikasını çok iyi oynadı ama 20 dakikasında Lokomotiv Moskova'ya maçı ilk yarıda adeta teslim etti. Yani ondan sonra tekrar toparlanıp çok iyi oynadı ikinci yarıyı. Biraz kırılganlık hücumdan savunmaya geçişlerde problemleri olduğunu düşünüyorum dört büyük takımında. Aslında evet, önemli bir noktaya temas etti. Yani sen de buradan ekleyeceklerin vardır elbette ama yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da şu anda bu anlamda ciddi problemler yaşıyorlar. Buradan da derbiye geçiş yaparız zaten. Zaten dört büyüklerden ziyade Türkiye liglerindeki takımların genel takım boyunda problem var. Ofansa geçildiğinde defans oyuncuları geriden sıkıştırma yapmıyor. Geçiş oyununda top kaptırıldıktan sonra kontra yenildiğinde ön oyuncular defansa doğru sıkıştırma yapmıyor. Mesela hafızalarınıza canlandırın. Ortalama bir Avrupa maçı izlediğinizde bütün takımların enine, boyuna, takım boyu hep kısa. Beraber hareket edebiliyorlar. Bizde, Türkiye'de özellikle maalesef bu noktalara çok geçilemiyor. İşte Başakşehir bunu çok iyi yapabiliyor. O da rakiplerine karşı hep sıkıntı yaratan bir takım noktasında. O takım bütünlüğü maalesef bir şekilde oturmuş değil Türkiye'de. Hep böyle ön tarafta bireysel oyuncu yetenekleriyle sonuca gitmeye çalışılıyor. İşte ön oyuncuların bireysel yetenekleri o gün tutmazsa o gün kaybedebiliyorsunuz. Bugünkü maç üzerinde Galatasaray'a da şunu da ekleyebiliriz. Galatasaray kötü oynadığı maçlarda, kazandığı maçlarda olduğu, istediği sonuçları oturtturamadığı maçlarda Muslera faktörü vardı. Bugün mesela 3-0'lık durumda 2 tane gol Muslera'dan. O da düştü psikolojik olarak oyundan. Şimdi bunlar üst üste geldiği zaman istediğiniz oyunu tutturamıyorsunuz. İşte hafta içi Zagreb, Fenerbahçe maçını evet. izledik. Şimdi Zagreb'in bütünlüğü nerede? Topu kaptırdıktan sonra santforlarının dışında bütün 10 tane oyuncu topun arkasına geçiyor. Şimdi Türkiye Ligi'nde böyle değil. Ön tarafta oynayan oyuncuların bir şeyi var. Ne derler? Özellikliği mi? Özellikliği var. Onlar çok topun arkasına gelmemeye çalışıyor. Şimdi Türkiye Ligi'nde böyle devam edebiliyorsunuz. Ama Avrupa'ya çıktığınız zaman ortalama bir takım oyununu oynayan, bütünlüğünü gösteren takımlar size zorluk yaşatıyor. Çünkü koşu mesafesi açılıyor, pas aralıkları açılmaya başlıyor. Rakibin sizin blokların arasına atmış olduğu koşulara veya paslara
mücadele gücünüz artıyor. Bunun için ekstra koşmanız gerekiyor. Ekstra mücadele etmeniz gerekiyor. Eğer biraz da kırılgan yapınız varsa 5 pas sonra o kırılganlık devam ediyor. Son derbiye geçelim, buradan yarın oynanacak ama Ozan Kabak'a sana sormak istiyorum. İlk maçtan sonra bir tweet atmıştın, helal sana be demiştin. Hatta biz de bir telefon bağlantısı yapmıştık. Bu ikinci 90 dakikası. Evet, yani Ozan bugün 0-0'ken de Ozan'ı çok ciddi takip ediyordum. İlk yarı offside'dan olan golde bir hamle yaptı, kendi kalesine topu gönderdi ama oyun anlamında yine oturaklı. Orada bir tercih hatası var mı o pozisyonda? Ya normalde hiçbir savunma oyuncusunun yandan gelen topta veya şutta yüzünü tamamen kaleye dönmemesi gerekiyor. Vücut pozisyonunda yanlışlık vardı ama 18-19 yaşında bir genç bir çocuktan bahsediyoruz. Önünde kat ediciye çok... Ben de öğretici olabilmesi açısından soruyorum. Aynen, kat ediciye çok yol var ama temel altyapısı bir stoper için en olmazsa ön libero'da kullanılabilmek için ideal bir oyuncu altyapısı var. Temel altyapısı çok iyi Ozan'ın. Beğeniyorum. 0-0'ken de şöyle hayal ediyordum. Aa bak, Ozan Şampiyonlar Ligi'nde belki daha biraz ağır gelebilir ama ligde bu tarz maçlarda içeride dışarıda kullanılabilir bir oyuncu haline geldi. Yani takımın 3. stoperi artık Maicon'un da önüne geçebilir diye düşünüyordum. Tabii skor sonra çok farklı yerlere gitti ama Ozan'ın İlk golde o duvar pozisyonunda belki önceden sezip daha yakın olabilirdi Regaten'e topukla pası vermeden önce. Orada... Bir öne hamlesi var ama geçmiyor. Aynen, biraz şeyi de bıraktı, içeride bıraktı. Onu biraz daha yakın olabilirdi Regaten'e ama gelişecek, muhakkak gelişecek. Bazen bu oyuncuları takım iyi oynayarak da taşıyacak. Mesela ilk yarı Ozan çok iyi hamleler yaptı Kasımpaşa maçında. İkinci yarı Galatasaray maçı kopardı. Ondan sonra çok fazla Ozan'a çok fazla iş düşmedi. Yani biraz da takım da Ozan'ı götürmesi gerekiyor. Bugün öyle olmadı ama Ozan hala benim için oturaklı. Ayağı iyi, çok iyi bir iki tane top attı göbeğe savunmanın arkasına. Bizim çok görmeye alışık olmadığımız stoper tarzı bu, topu oyuna çok iyi sokan. Bunu devam etmesi lazım ki hoca onu işliyordur diye düşünüyorum ben de zaten. Senin var mı yorumun Ozan'la ilgili ekleyeceğin bir şey? Çağdaş belirtti oynadığı pozisyon itibariyle özelliklerini. Evet, genç bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda yabancı sayısının düşeceğini de düşünerekten, kulüplerin artık kendi değerlerini yaratması adına hamleler yapmasını düşünerekten önemli bir kazanç Galatasaray adına. Fatih Hoca zaman zaman Yunus'a da bu şansı veriyor. Evet. Çok iyi. Peki, buradan yarın oynanacak derbiye geçelim. Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 21'de Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. ntvspor.net'in Twitter adresinden hasta öğle saatlerinden bu yana size soruyoruz görüşlerinizi. Acaba derbi ne olur? Fenerbahçe mi kazanır? Berabere mi biter? Beşiktaş mı kazanır? %46 Beşiktaş kazanır diyenler, 44.000'in üzerinde oy var, 45.000'e yakın oy var. %36 Fenerbahçe kazanır, %18 de berabere biter. Şu ana kadarki oylama böyle. ntvspor.net'te paylaşılan görüş Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye oranla biraz daha önde ve şanslı olduğu yönünde. Şimdi bu karşılaşmayı detaylı bir şekilde konuşacağız. Tabii önce biraz bilgi verelim. Fenerbahçe'de Hasan Ali yine oynayamayacak. Şikirtel büyük bir olasılıkla yine forma giyemeyecek. Dinamo Zagreb maçında da oynayamamıştı. Beşiktaş'ta ise Medel zaten kart cezalısı. Adriano da son antrenmanda yer alamadı. Ve muhtemelen Adriano da bu karşılaşmada görev yapamayacak. Ve muhtemel 11'ler, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde önemli bir farklılık var. Kalede Volkan Demirel oynayabilir. Böyle bir bilgi geldi. Sol bekte İsmail'in yerine İsa'nın tercih edilmesi söz konusu. Reyes, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Jason ikisilisi orta sahada. Kanatlarda Ayev, Atıf, önde Slimani ve hemen arkasında da Benzia gibi bir diziliş muhtemel. Dediğimiz gibi bunlar muhtemel 11'ler. Beşiktaş'ın da muhtemel 11'ine hemen o zaman bir göz atalım hızlı bir şekilde. Beşiktaş'ta ise Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Tolgay Medel'in yerinde. Oğuzhan, Quaresma, Yayiç, Lens ve Santfor'da da Beşiktaş'ta da en büyük tartışma konusu bu. Babel'in oynama ihtimali Larine, Negredo'ya ve Mustafa Pekleme'ye, gerçek pozisyonu Santfor olan bu 3 oyuncuya göre daha yüksek. Ben şimdi biraz sizleri bilgilendirdim. Zaten siz de bu bilgilere sahiptiniz. Muhtemel 11'ler üzerinde ayrıca tartışırız ama herhalde bu maçı konuşmaya psikolojiyle başlamak gerekecek. Yani
Derbi başlangıçlarını genelde öyle yaparız ama özellikle Fenerbahçe açısından da bence Beşiktaş açısından da işin psikolojik boyutu çok daha önde. Fenerbahçe çok ağır bir yenilgi aldı Dinamo Zagreb karşısında. Eleştiriler Filip Koku üzerinde yoğunlaşıyor. Futbolcular üzerinde de elbette, Komolli üzerinde sportif direktör. Ve zaten 3 maç kaybedilmiş 3 maç var ligde ve Fenerbahçe neredeyse her maça final havasında çıkıyor. Çünkü her kaybedeceği puan veyahut da maç onu şampiyonluk yarışından koparabilir. Gerçi bu hafta hem Medipol Başakşehir hem Galatasaray puan kaybetti. Ama nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki psikolojiyi? Şöyle, dediğiniz gibi yani Fenerbahçe istediği gibi başlayamadı. Kulübün genel yapısında bir değişiklik var. Bu değişiklikler sancılı da olabiliyor ki Fenerbahçe bu sancıyı yaşıyor. Hazırlık karşılaşmalarında biraz önce Çağdaş'ın bahsettiği oyun geçişlerini konuşurken Avrupa'dan örnek vermiştim. Hazırlık maçlarında Fenerbahçe takımı özellikle Cagliari ve Feyenoord maçlarında takım halinde topun arkasına geçebilen, enine boyuna sıkıştıran, top kaptırıldığında reaksiyonel bir oyun gösteren bir yapısı vardı. Şimdi lig başladıktan sonra bu yapıdan biraz uzaklaştı. Tabii bayağı oyuncu değişti. İşte Josef gitti, Giuliano gitti, Jailson geldi, Benzia geldi, Slimani geldi, Fernandao gitti. Yani bayağı değişiklikler oldu. İşte stoper yeni oyuncu alındı, Reyes, Roman'la Şikertel devam ediyor. Bana göre Fenerbahçe takımının en problemli yeri orası. Bir de Şikertel oynamadığı zaman daha Jailson'un ne vereceğini bilmiyoruz. Bir maç oynadı, fena görüntüsü yok ama bir maçla çok iyi, çok kötü demek de doğru bir şey değil. Ne vereceğini bilmiyoruz ki Fenerbahçe takımının geçiş oyunlarında önemli bir 8 numara ihtiyacı var. Bu Jailson mu? Zamanla göreceğiz. Temposu çok yüksek bir maç oynanacak. Beşiktaş'la oynuyorsunuz. Reyes, Roman eğer Şikertel oynamıyorsa Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntı yaşayacağı yerlerden bir tanesi burası olacak. Hasan Ali sakatlığından dolayı İsmail iki maç oynadı. İstenilen görüntüde değildi. Belki İsl'le oynayacak. Yani geri dörtlüde bir şekilde Fenerbahçe takımı tam oturmadı. Genel bütün olarak da biraz ben özellikle son Zagreb maçında da Fenerbahçe takımının fiziksel olarak çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Biraz oyundan düştü oyunun ilerleyen noktalarında. Bu anlamda Fenerbahçe takımı zor bir maç oynayacak. Bu hafta Galatasaray'ın, Başakşehir'in puan kaybettiği bir haftada böyle rakibine karşı 3 puan alırsa sadece 3 değil 6 puan yazdırmış olacak. Çünkü alacağı bir 3 puanlar liderler arasındaki puan farkını 4'e indirecek. Tabii. Bunu da düşünerekten Fenerbahçe için hayati bir karşılaşma. İşin psikolojik tarafına gelince şimdi beklentilerin uzağında bir takım. Yeni gelen oyuncuların rüştünü ispat etme, taraftarın beklentilerine cevap verme, yönetimin koymuş olduğu vizyonda devam edebilme adına, onların da nefes alabilmesi adına çok önemli bir karşılaşma. Oyuncuların reaksiyonları çok çok önemli. Fenerbahçe'nin avantajı şu, Kadıköy'de bu tür maçları çok çok iyi oynuyor. Yarınki oynanacak karşılaşmada da daha önce bu deneyimleri yaşamış oyuncuların sahaya çıkacak arkadaşlarıyla bu sinerjiyi oluşturmaları gerekiyor. Çünkü bu hafta yani yarınki maçta olası bir kötü sonuç belki sezon sonuna kadar takım içindeki psikoloji de çok etkileyecek. Beşiktaş cephesine baktığımızda da orada da lige çok iyi bir başlangıç yapamadı. Oyun olarak da özellikle ilk devreleri çok eleştiriyoruz. Ve hani açıklamalardan yola çıkarak Şenol Güneş, Başkan Fikret Orman, camiadan yükselen bazı sesler, hani çok da Beşiktaş'ta da suların çok durgun, dingin olduğunu söylememiz mümkün değil. Bir de üstüne geçen yıl kupa maçında yaşananları eklersek aslında Beşiktaş'ın da psikolojik olarak durumunun ve Şenol Güneş'in durumunun ne olduğu bu maçta belirleyici olacak değil mi? Yani şimdi mevcut durumlara bakarsak Beşiktaş'ı biraz daha favori görmemiz çok normal. Yani daha yeni bir ekip Fenerbahçe, daha sallantıda iyi sonuçlar alamıyor. Beşiktaş bildiğimiz Beşiktaş gibi mi oynuyor? Geçen seneden bile, yani daha ondan önceki iki seneyi saymıyorum, o çok iyi oyunu domine ettiği,
pas oyununu çok iyi oynadığı senelerden bahsetmiyorum. Geçen seneden bile aşağıda performanslı olduğunu düşünüyorum. Ki hocanın da, Şenol hocanın da takım performansından çok memnun olduğunu zannetmiyorum. Zayıf bir rakibe karşı atılan ilk golden sonra bile Şenol hocanın reaksiyonunu hatırlarsınız. Yani üzerinden büyük büyük kalkmış gibi reaksiyon verdi. Yani Beşiktaş'ın çok rahat kazanabileceği bir rakibe karşı bile böyle bir reaksiyon verdi. Beşiktaş iyi oynamıyor. Orta sahası çok çabuk geçiliyor. Medel tek başına kalıyor. Dönen topları eskisi kadar toparlayamıyor. Medel tek başına kalıyor diyorsun. Medel de yok Kadıköy'de. Aynen öyle. Şimdi oraya da geleceğiz. Medel çok iyi oynuyor gözüküyor ama orta sahası devamlı çok çabuk geçiliyor. Enteresan bir durum. Aslında çelişkili bir durum değil mi? Çelişkili yani bir durum. Defansif orta sahası çok iyi oynuyor evet. Gözüküyor, görünüyor. Ama o orta saha çabuk geçiliyor. Yani benim bununla ilgili bir tespitim var. Tabii başıma bir şey gelmeyecekse buradan söylemek istiyorum. Yani gelmez merak. Şimdi Atiba oynamayıp sakatlandıktan ve sözleşmesi geç imzalandıktan sonra hala dönmedi. Yani bence Atiba büyüktür Medel benim için. Çünkü Atiba oyunun iki yönünü de çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Beşiktaş oraya gittiğinde takımı oraya çıkarabilen, box to box oynayabilen bir oyuncu. Ama Medel çok iyi bir ön libero, 6 numara kesici. Ama Beşiktaş'ın çift ön libero oynadığını düşündüğümüz zaman, 2-6 ile oynadığını düşündüğümüz zaman Medel sanki dönen toplarda biraz daha geride kalıyor. Ve Beşiktaş o orta alanda bir boşluk bırakıyor. Laiç de yumuşak bir oyuncu. Ayakları harika, yakaladığı zaman takım arkadaşlarını buluşturabilen, şut atabilen çok özel bir oyuncu. Ama yumuşak. Oğuzhan da onun yanında yumuşak. Geride bir Medel. Beşiktaş'ın oradaki orta sahasında dönen toplarda büyük bir zafiyet yarattığını düşünüyorum. Ama yarınki maç için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mantık olarak Beşiktaş biraz daha önde gözüküyor ama son 2-3 yıldır Fenerbahçe hep bu durumlarda derbiler oynadı kendisi aslında. Ve hep de kazanarak çıktı veya kaybetmeden çıktı. İstediğini alarak çıktı. Ama Fenerbahçe'nin gerisine baktığın zaman da hoca da bence gece rahat uyumuyordur. Fenerbahçe taraftarı da rahat uyumuyordur. Reyes, Neustadter. Yani şikerteli çok arar Fenerbahçe. Şimdi onu biraz detaylı konuşalım. İkiniz de değindiği şey Fenerbahçe'nin kadrosundaki değişimdi. Bu dönüşümdü belki de. Tabii Fenerbahçe çok daha fazla transfer yaptı Beşiktaş'a göre. Çünkü zaten bir kadroyu değiştirmek istiyordu. Bununla ilgili iki takımın kadrosunu aldıkları süreler bazında kıyaslayacağımız bir hızlıca bir çalışma yaptık. Bir tanesi şu, acaba bu sezon daha 5 hafta geride kalmışken teknik adamlar kaçar futbolcuya süre verdi? Beşiktaş'ta bu sayı 21, Fenerbahçe'de 25. Yani 25 ayrı futbolcu Fenerbahçe'de forma giymiş geride kalan 5 haftada, Beşiktaş'ta 21. Ancak buna rağmen 300 dakika ve üzeri süre alan, yani toplam 450 dakika oynandı. 450 dakika oynandı. Bunun 3'te 2'si 300 yapar aşağı yukarı. Bu süreyi, yani daha fazla süreyi alan oyuncu sayısı Beşiktaş'ta çok daha fazla. 9 oyuncu neredeyse, yani Beşiktaş'ın iskeleti hiç bozulmamış. Bozulmamış. Ama Fenerbahçe'de en az 300 dakika süre alan oyuncu sayısı 6. Buna yarınla ilgili bir ilave yapayım. Bu 6 oyuncunun içinde Şikirter'le Hasan Ali de var. Yani Fenerbahçe'nin kadro bulmakta, kurmakta zorlandığını biliyoruz. Yeni bir kadro oluşturduğunu biliyoruz. Burada hani temel taş gibi görünen 6 oyuncudan ikisi de yok. Yok. Yarın. Şöyle, burada o temel taş oyunculardan bazıları transfer döneminde gitti. Evet. Giuliano, Joseph. Evet. Değil mi? Doğru. Şimdi yeni bir kadro oluşturdunuz. Buraya kadar okeyiz. Oyuncular... Nerede ayrılıyoruz? Yok yok. Buraya kadar okey izlerken şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Konya'da kazanmış bir takım var. Evet. Slimani'yi oynatmışsınız, Benziyel oynamışsınız. İşte Ayev oynuyor, Topal oynuyor. Oynatmak istedikleriniz oyuncular oynuyor. Bu temel taşını oturtturacak oyuncular oynuyor. Şimdi Zagreb'de rotasyon yaparak orada işte biraz hata oldu. Çünkü beraber oynama alışkanlığı az olan oyuncu veya oturmuş bir felsefesi olmayan bir takımda devamlı değişkenlik sizi bu görüntüye de itebiliyor. Zaten Zagreb maçından sonra da yoğun eleştirilerden bir tanesi de buydu. Evet. Ben de aynı şeyi söyledim. Çünkü daha beraber oynama alışkanlığı oturmamış oyuncuların bu kadar çok değiştiriliyor olması Fenerbahçe adına dezavantajdı. Ki kazanmış özgüven olan oyunculara beraber oynatmak gerekiyor.
Fenerbahçe takımı bundan uzaklaşmamalı. Kendi felsefesini oturtturana kadar. Şunu da söylemek istiyorum. Mesela oynayan oyuncu grubun içerisinde Ayhan hep sağ önde oynuyor. Ki bana göre dezavantaj. Ne açıdan? Şöyle maçları izlediğiniz zaman top alırken rakipten uzakta almaya çalışıyor. Top vücudundan çok uzakta. İkili sıkıştırmalarda özellikle Anadolu'ya gidilen deplasman maçlarındaki hep ikinci ve birinci bölge sıkıştırmalarının içinde kalıyorsunuz. Fenerbahçe takım hep üçüncü bölge oynamak zorunda. Top sizin vücudunuzdan uzakta kaldığı zaman kaptırılıp defansın dengesiz yakalanmasına da neden olabiliyorsunuz. Öbür tarafta da Atıf oynadığı zaman Valbuena çok toplu oynamaya başlıyor. Onlar da kaptırıyor topu. Bu defa koşuyorsunuz 70 metre. Zaten beraber oynama alışkanlığı yok. Fiziksel olarak daha iyi durumda olmayan bir Fenerbahçe takım olunca bunlar hep handikap olarak karşınıza çıkıyor. Bütün bunlara rağmen bu tür maçları özellikle Kadıköy'de Fenerbahçe takımı iyi oynuyor. Az önce de Çağdaş'la konuştuğunuz nokta belki şu an kara bulutların hepsi Fenerbahçe'de görünüyor ama görüntüde o, realitede de o var. Yarınki maçtan sonra Beşiktaş'ın üzerine de geçebilir. Bulutları atabilir yani. Tabii orada da aynı şeyler var. Sıkıntılar var. İşte antrenörle hoca arasında zaman zaman bazı oyuncuların tavırlarından bunlar belli olabiliyor. Yani bir anda şimşekleri ezeli rakibinizin üzerine atabilirsiniz. Bu avantajınız var. Sezonu kurtarmak adına çok önemli bir maç. Yarınki maçın olası kötü sonucu, ki Fenerbahçe takımı böyle bir şey istemiyor, Başakşehir Beşiktaş'la 7 puan, Galatasaray'la 6 puan olacak 6. haftada. Totalde de baktığınız zaman son 12-13 yılda 75 ve üzeri puan şampiyon yapıyor. Geriye kalıyor 28 tane maç. Yani o şeyiniz, krediniz azalıyor. Puan kaybetme lüksünüz kalmıyor. Yani 28 maçın en azından 25 tanesini kazanmak zorunda kalırsınız. Peki sen nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'yi? Yani evet yeni kurulan bir takım ama bir, sence bu kurulan takım ışık var mı bu oyuncularda? Umut vaat ediyor mu? Yani Jailson, Benzia. Burada ben hep şöyle düşünüyorum. Jailson'la Benzia'nın Fenerbahçe'ye katacağı çok önemli. Bunlar hakikaten iyi bir performans gösterirlerse başka bir Fenerbahçe izleyebiliriz. Evet, kesinlikle. Ama vasat veya altında kalırsa o zaman Fenerbahçe'den bu sezon içinde şampiyonluk yarışında olması beklemek bile bir hayal olur. Sen bir şey ekleyeceksin. Özür dilerim. Şunu ekleyeyim. Kesinlikle öyle. Mesela Benzia, Slimani dokusu tuttu. Konya maçında bunu gördük. Ama bu oyuncuları pekiştirecek kenar oyuncularına da ihtiyacı var. Ayev'in, oynadığı zaman Atıf'ın, Barış'ın, bunların, o oyuncuların hücumsal reaksiyonlarına katkı sağlamaları gerekiyor. O zaman işte o katkı daha da çok ortaya çıkacak. Ne diyorsun? İyi bir takım kurdu mu Fenerbahçe? Bana göre iyi bir takım kuramadı Fenerbahçe. Açık ve net. Tabii ki bunun sebepleri çok bariz, belli. Finansal problemler böyle bir takım kurmaya itti Fenerbahçe'yi. Yani şimdi çok Jailson'un çok etkili oynaması lazım ki giden oyuncu Josef'i aratmaması lazım. Josef de iyi bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarının beğendiği bir oyuncuydu. Topal'la yan yana oynamadığı zamanlarda. Yani tek tercih edildiğinde daha çok sevilen bir oyuncuydu. Jailson'la Josef arasında ben çok büyük bir fark gördüm mü? Çok fazla bir fark görmedim. Ama sadece 1,5 maç izledik. Evet. Zagreb'te oyuna girdikten sonra biraz daha Fenerbahçe topa sahip oldu. Ayrı konu ama rakip de oyunu artık 4-1'de kilitledi. Ondan sonra bu bizi kandırabilir biraz şey olarak. Konya maçında çok etkili değildi Jailson. Çok böyle özellikle net, bunu iyi ki almışız dedirten bir görüntü de değildi. Benzia tabii ki dikkat çekti. Güzel bir asist yaptı. 2-3 tane klas hareket yaptı. Bence bu maçta Zagreb maçında yalnız kalmasına rağmen zaman zaman adamı eksilterek o kumaşını tekrar gösterdi. Ama onun da çift taneli rakamlara çıkıp skor üretip Giuliano'yu bu yüzden satıldı demesini ispatlaması lazım. Şimdi Giuliano, Benzia, Josef, Jailson arasında ilk bakışta çok büyük fark görünmüyor. Yani bunlar alındı, niye onlar gönderildi diye soruyla karşılaşması çok muhtemel Fenerbahçe. Ki Josef'le Giuliano'lu Fenerbahçe'de uçmuyordu yani. Evet, uçmuyordu ama ligi ikinci olarak bitirmişti. Yani içeride kaybedilen kolay puanlar olmasa Fenerbahçe ligi şampiyonu da bitirebilirdi. Bu apaçık ortada. Yani Benzia ile Jailson'un iyi performans vermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin ışık vermesi için. Ama
Fenerbahçe'nin asıl ana problemi bana göre arkası. Yani iki tane stoperi, evet Şikertel'i ayrı tutuyorum. Bu sene biraz daha iyi oynuyor. Geçen sezonun ikinci yarısından beri bayağı toparladı. Yani klasına yakışmayacak hataları vardı Liverpool'dan ilk geldiği zaman. Hamle hataları falan hepimizin bildiği. Ama iyi oynuyordu. Ben Neuchâtel'i ilk canlı izlediğim Monaco maçında beri söylüyorum. Benim için bir stoper olarak çok yumuşak, pozisyon kaybı yaşayan o bölgenin oyuncusu değil bana göre kesinlikle. Fenerbahçe bunu... Reyes'i de soracağım evet. Ama bir ara vermemiz gerekiyor. Tamam. Özür dilerim, sözünü kestim. Aradan sonra devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz. Yarınki derbi öncesinde Fenerbahçe'nin artılarını ve eksilerini, Beşiktaş'ın artılarını ve eksilerini konuşuyoruz. Tam da Fenerbahçe'nin savunma hattını konuşurken Reyes. Yani şimdi ilk lig maçında, Kayseri Spor maçında defansif orta saha oynadı. Zaten oradaki görüntüsü hakikaten çok olumsuzdu. Kendi mevkisi değil dedik. Stoper ama Dinamo Zagreb maçında da tabii bir maçla hemen hüküm vermemek lazım ama çok olumlu sinyaller almadık herhalde. Evet, kesinlikle olumlu sinyaller vermedi. Hele Reyes Neuchâtel ikilisi hiç olmaz diyorsun. Hiç olmaz. Yani ikisi Neuchâtel ile Reyes'i ben biraz birbirine benzettim. Reyes hadi biraz daha o mevkinin oyuncusu ama çok kötü oynadı Dinamo Zagreb maçında. Ağır hantal bir görüntüsü var. Çok sert bir görüntü vermedi bana Şikertel gibi. Hava toplarında da çok etkili bir görüntü vermedi. Şikertel Reyes'i bir görmek lazım. Ama Reyes Neuchâtel Fenerbahçe için yarın taraftarın korkulu dakikalar yaşamasına sebep olabilir. Peki bir de Beşiktaş'ta en çok konuşulan konu aslında Santfor konusu. Hızlıca iki verimiz var. Hani bu maça nasıl yansır onu belki de görebilmek adına. İki takımın kalan 5 haftada isabetli şut sayılarına baktığımızda maç başına ortalamalarda hakikaten Fenerbahçe'nin çok az isabetli şut attığını görüyoruz. 3.8 maç başına. Beşiktaş'ın 7.4. Çok daha fazla Fenerbahçe'ye göre. Kafa gollerini de incelediğimizde sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin 1 kafa golü attığını görüyoruz. Beşiktaş'ın 5 kafa golü attığını görüyoruz. Şimdi nereden Beşiktaş'ın santrfor konusuna geri döneceğim? Beşiktaş evet daha çok şut atıyor belki. Ama burada Negredo'nun gidişinden sonra özellikle Santfor'da kim oynayacak sorusu var. Babel'in yarınki maçta Santfor başlama ihtimalinden güçlü bir şekilde söz ediliyor. Bize gelen bilgi bu yönde. Larin, Beşiktaş'ın Santfor'u o pozisyonda oynar mı, oynamaz mı? Genel olarak soruyor. Sadece yarın için değil. Ne dersin? O ışığı verdi mi? Aboubakar Cenk'ten sonra olmuyor tabii ki. Şimdi hatta belki Gomez'e falan da sarmak lazım filmi değil mi? Tabii çünkü Dembaba'ya. Dembaba'yı da katalım oraya evet. 3-4 yıl geriye gidin Beşiktaş'ın bir oyun akışkanlığı var. Burada en önemli rolü santrforlar kapıyordu. İşte Sosa'yla bağlantıları, Oğuzhan'la bağlantıları, işte Babel'le olan pas alışverişleri. Bu çok önemli bir oyun akışıydı Beşiktaş için. Şimdi Larin o noktada değil. O noktada olmadığı için Beşiktaş'ın o bütünlüğü de bozuluyor. Negredo'dan da istediği verim alamadı Beşiktaş takımı. İşte orada bir sorun yaşıyorlar. Babel'in orada oynuyor olması belki Beşiktaş'ın üretkenliğini de kısıtlar diye düşünüyorum. Babel kenarda top alıp birebir olduğu zaman daha etkili. Şimdi yarınki maçı da düşünün. Kenarda oynuyor olması Fenerbahçe daha biraz zorluk yaşatır diye düşünüyorum ben. Tabii burada şuna da bakmak lazım herhalde. Babel eğer santrfor oynayacaksa yerine oynayan oyuncunun performansı da hani çok etkili bir kanat oyuncunuz daha olur. Evet. Değil mi? Hani artıları her karar, her tercih bir vazgeçiştir aynı zamanda. Metin Tekin'in kulaklarının içinde tabii aynen çok öyle. Kullanır bunu. Ya Babel'i santrfor oynatırken sol kanattaki verimliliğinden vazgeçiyorsunuz. Ama evet. Onu doldurabilecek misiniz, doldurmayacak mısınız? Ama orada da işte Larin tercihi de var. Yani Larin bu sefer de Larin'den vazgeçip orayı daha olumlu bir hale getirmeye çabası da var Babel'i. Zaten amaç o değil mi? Amaç o yani. Şimdi Larin bence doğru bir transfer politikasıyla Beşiktaş yine hedeflediği santrforu bulsaydı bence Larin'i biz şu an bir Anadolu takımında kiralık olarak izliyor olabilirdik ki onun gelişimi açısından da bence çok
pozitif bir durum olabilirdi Larin için. Gelecek vadeden potansiyelli bir oyuncu, fizik kalitesi çok iyi bir oyuncu ama Beşiktaş için şu an hiç hazır değil. Yani bu kadar ortanın geldiği, bu kadar pozisyona girildiği durumlarda bile Larin ceza sahasında doğru konumlamayı kesinlikle bulamıyor. Temin konuştuğumuz konu Sinan Onyekoro kanat oyuncuları santrafor oynar mı? Babel oynar. Babel çünkü kafaya çıkabilen, topu saklayabilen, çok kuvvetli, dönüp adam eksiltebilen, rakibin arkasına koşu atabilir gerekirse, çok fazla yapmadığı bir şey ama yaptığında çok etkili bir silah olabilir Babel'in. Babel orada oynar. Önemli olan işte vazgeçtiği, sol kanattan vazgeçtiği, Lens'e yer açtığı yerde Lens ne yapabilecek? O bir soru işareti. Lens çok dalgalı performans gösteriyor. Bazen gerçekten bu bizim Fenerbahçe'de izlediğimiz Lens mi dedirtiyor bize. Ama gününde olursa da bazen işte Avrupa Ligi maçındaki gibi asistleriyle, golleriyle sahne alabiliyor. Ama bence Fenerbahçe'nin bu şey, Beşiktaş'ın bu öndeki dörtlüsü, Fenerbahçe'nin gerideki dörtlüsünü Jailson ve Topal'ı da orta saha, defansif orta saha olarak düşünürsek çok çok zorlayabilecek bir dörtlü. Senin Larin'le ilgili ekleyeceğim bir şey vardı galiba. Şöyle, acaba Babel'i Şenol Hoca şundan dolayı mı düşünüyor? İşte Reyes'le Neustadter'ın ağırlığından faydalanmak isteyebilir. Yumuşak kalmalarından, handikaplarından orada düşünüyor olabilir. Programın başında söylemiştiniz, Adriano sakattı yanılmıyorsam. Evet, son antrenmana çıkmamış. Adriano oynuyor olsa Adriano, Caner, Babel mi olabilirdi? Şimdi Lens'in ve Gökhan Töre'nin performansının ne olacağını bilmeyen bir Şenol Hoca, burada Adriano, Caner yapabilir miydi? Zaman zaman bunu deniyor. Babel'e evet, buraya yapıyor. Hani o vazgeçişin çözümü bu olabilir miydi? Çözümü bu olabilir miydi? Belki Adriano olsa bu şekilde de düşünebilirdi. Peki şöyle, direkt stoper var masamızda, ona sorayım. Sen Larin'e karşı mı oynamak istemezdin, Babel'e karşı mı oynamak istemezdin? Babel'e karşı oynamak istemezdim. Şimdi ben kendim Reyes ve Neustadter olsam veya Koku olsam ben bugün dua ederdim ki Larin oynasın. Çok daha kolay baş edebilecekleri, tecrübe olarak en azından alt edebilecekleri bir oyuncuya karşı oynayabilirlerdi. Ama Babel pazardan alırsın bir tane, eve gelirsin bin tane, her türlü sürprizi var. Kafayla gol atabilir, geçip gol atabilir, çeker sağ ayağını, uzaktan vurabilir. Çok yönlü, her türlü skor yapabilecek bir oyuncu. Bence Babel bu ikiliyi çok daha zorlayabilecek, Beşiktaş için de doğru tercih olabilecek bir durumda. Direkt santrafor her maç oynar mı? Bana göre oynamaz. Bu sefer gerçekten sol taraftaki verimliliğinden vazgeçmiş olursunuz. Ama Fenerbahçe maçı için bence Babel santraforda doğru bir tercih olur. Peki kalede Volkan Demirel mi, Harun mu? Yani Volkan Demirel sezonu iyi başlangıç yapamadı. Ve hani Başkan Ali Koç da transferin etkenlerinden birinde bu olduğunu da söyledi zaten. Harun Fenerbahçe Kalesi'nde iyi başlangıç yapabildi mi? Böyle bir derbi atmosferinde Volkan Demirel tercih edilmeli mi? Harun'un şanssızlığı bu değişkenliklerin olduğu bir döneme denk geliyor olması. Çünkü önünde devamlı oynayan bir dörtlü yok. Devamlı iletişim kurabileceği, oyun beraberliği olan arkadaşları yok. Önündeki oyuncu mesela Reyes yeni geldi, Türkiye Ligi'ni bilmiyor. Roman da yumuşak bir oyuncu. Harun'un şanssızlığı o. Biraz önce bahsettiğimiz oynayan oyuncuların devamlılığı mı? Yoksa bu maç özelinde daha deneyimli, daha takımı ayakta psikolojik olarak ayakta tutabilecek bir Volkan mı? Buna da Filip Koku karar verecek. Şimdi geçen ntvspor.net'te yaptığımız bir yayında Emek Ege geçen seneki Fenerbahçe Beşiktaş maçını hatırlattı. Yine bu dönemlerdeydi. Fenerbahçe yine krizdeydi. Ve Kameni oynuyordu galiba o dönem. Yok. Kaleci tercihi açısından yaklaşmamıştım ama Beşiktaş'ı çok da belki iyi olmayan bir futbolla ama yenmeyi başarmış ve o krizden çıkmıştı. Ve ligde kalmayı, yani ligde kalmayı derken yarışta kalmayı başarmıştı. Ama ben de o hatırlatmanın üstüne şöyle bir antitezle gittim. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. O Fenerbahçe fiziksel olarak daha kuvvetli, daha takım vardı, halinde oynayabilen bir takımdı. Belki yaratıcılığı göstermemişti o maçta ama işte bazen derbileri işte öyle kazanırsınız ya. Seyircinin baskısı, biraz fazla temas, biraz daha fazla agresiflik göstermek, biraz rakibi sindirme çabası vesaire. Bazen derbiler böyle kazanır. Evet.
Fenerbahçe'de o ışık var mı? Yani MKG'nin acaba geçen seneye atıfta bulunduğu durum bu maçta söz konusu ne kadar olabilir? Onu merak ediyorum. Kesinlikle sadece derbi özelinde değil, Türkiye Ligi'nde oynuyorsanız buranın gerçekleri farklı. Bir defa fiziksel olarak hep iyi olmak zorundasınız. Evet, geçen yılki Fenerbahçe'nin artıları vardı. Fiziksel olarak daha iyi durumdaydı. Oynama alışkanlığı, beraber olan oyuncuların fazlalığı vardı. Ligi bilen bir antrenörü vardı. Bunlar artıları. Şimdi ligi bilmeyen ilk derbisini oynayacak bir antrenör var. Oyuncu grubu yeni. Fiziksel olarak istenilen noktada değil. Oyun felsefesi oturmamış bir Fenerbahçe var. Ama buna rağmen bu tür maçları iyi oynayan, bu tür maçları kendi lehine kullanabilen bir camia. Yarın Fenerbahçe bunu çok iyi kullanması gerekir yine. Geçmişte yaptığı gibi. Buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Aynen öyle. Çünkü saydığımız eksiler Fenerbahçe adına bugün tabelada yazıyor olabilir. Ama yarın öyle bir şey ki fedakarlık günüdür. Oyuncu çıkar, bütün noksanlara rağmen çıkar sahaya bir fedakarlık koyar. 3 puanla gelirsiniz. Bütün camia tekrar bütünleşir. Öyle bir maç oynanılacak. Belki derbilerin hikayeleri çok farklı oluyor. Maçtan önce işte bu anlattıklarımızı konuşuyoruz ama yarın belki bambaşka bir hikaye dinleyeceğiz. Çünkü muhakkak öyle, orası kesin. yani ne olacak, kim kazanacak bilmiyoruz ama. Anlık reaksiyonlar, oyuncuların psikolojileri. Şimdi Fenerbahçe bu durumda ama Beşiktaş nasıl gidecek oraya? Tabii. Bir de bu o tarafı var. İşte o boyut. Orada kazanamayan, yani yıllardır hep derbilerde domine etmiş bir Fenerbahçe takımı var. Evet. Kötü olduğu dönemde de iyi olduğu dönemde de. Bunu başarabilen bir yapısı var oranın. Şimdi Beşiktaş oraya nasıl gidecek? Esas soru işareti genel bu. Genel sorun, ben şunu düşünüyorum. Yani sözünü kesiyorum ama Fenerbahçe o derbilerden çıkıyor ama bir şekilde, ama ligin sonunu hiçbir zaman getiremiyor. Çünkü yani Kemal dedi, bu gün birlik günüdür, o gün kazanman gerekiyor ama o gün kazanabilirsin, evet. Ama o günden sonrasını ne yapacaksın? Bu kadroyla, bu kadro kalitesiyle devamını getirebilecek misin? Ya ışığı, tünelin sonundaki ışığı bence Fenerbahçeliler görmüyor. Fenerbahçe yarın kazanabilir. Evet, kendi sahasında oynuyor. Kazandıkça o ışığı yakalarsın. Bu 3 senedir bu şekilde devam ediyor Fenerbahçe'de. Çok kritik derbiler oynadılar. Özellikle Beşiktaş'a karşı, bazen de Galatasaray'a karşı. Evet. Sağ salim geçtiler ama hiçbir zaman ligin sonunu getiremediler 3 senedir. Ya, yani biraz daha kadro kalitesi, biraz daha sistem üzerine konuşması gerekiyor. Bence konuşulması gerekiyor. Bir de devamlı ne diyoruz? Aykut Hoca ligi bilen bir hoca. İşte Fatih Terim ligi bilen bir hoca. Benim hatırladığım en son şampiyon olan yabancı antrenör Zico. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorsun. Kaç sene önce sanırım? İşte 100. yıl, 2007. Evet, 2007, 11 sene geçmiş üzerinden. Yani demek ki Türkiye'de büyük takımda yabancı antrenör çok fazla işlemiyor. Yani bunu biraz daha kulüp yöneticilerinin daha değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü bazen oyun öyle bir şeye giriyor ki, sizin iki santrafor kanat oyuncu, nasıl Şenol Hoca bazen Cenk'i atıyordu sol kanata, oynuyordu. Hücumda daha zenginlik yaratılsın veya ceza sahasına top geldiğinde daha fazla kalabalık gidilsin. Bu alternatifleri Türk hocalar yapabiliyor, bu sorumluluğu alabiliyor. Ama yabancı antrenör birebir oyuncu değiştir. Bir santrafor çıkar, bir santrafor al. Bu sorumlulukları çok almıyor yabancı antrenörler. Çünkü onların eğitimleri, geldikleri yerlerde futbol öyle oynanmıyor. Ama Türkiye'de farklı oynanıyor. Bizim bunu da irdelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Fenerbahçe yenilirse Kokü'nün son maçı olur mu? Ne diyorsunuz? Yani ben çok, şimdi burada yönetimin koymuş olduğu bir realite var. İdealist bir yapı var. İdealist yapı mı ağır basacak? Yoksa işte bahsediyoruz ya, Türkiye gerçekleri, işte duygusal taraf mı ağır basacak? Onu da değerlendirecektir Fenerbahçe yönetimi. Sen ne diyorsun? Ne hissediyorsun? Yani ben Ali Koç vizyonuna çok ters bir hareket olarak görüyorum ama başka şansı da kalmayabilir. Başka da bir şansı kalmayabilir. Gerçekten Sayın Başkan için çok zor bir durum olabilir. Yani Fenerbahçe'nin mağlubiyeti yarın maçtan sonra göreceğiz. Peki tam ters senaryoda, tabii ki şu anda Şenol Hoca için böyle bir durum söz konusu değil ama yönetimle de arasının çok iyi olmadığını anlayabiliyoruz karşılıklı açıklamalardan. Diğer senaryoda Şenol Hoca'nın da huzuru iyice kaçar mı? Öyle sorayım. Hani ben öyle, son ben, maç olur mu diye sormak çok erken olur ama. Şenol Hoca'nın Beşiktaş'ta DNA'sını tuttuğunu düşünüyorum. Özellikle taraftarla. Belki yönetimle arasında problemi vardır yoktur. Bu benim net bildiğim bir şey değil. Ama yeri geldiğinde
Sayın Başkan Fikret Orman da Şenol Hoca da düşüncelerini gayet medeni şekilde direkt olarak basına konuşuyorlar. Bence aralarında pek böyle aşırı basının büyüttüğü kadar bir problem olduğunu yok düşünmüyorum. Ama Şenol Hoca'nın gemileri yakacak kadar problemli olduğunu düşünmüyorum. Daha çok kredisi var Şenol Hoca'nın. Anahtarı nerede derbinin? Bence anahtarı Fenerbahçe'nin defansında. Eğer Fenerbahçe orta sahası, defansif orta sahası ve savunması Beşiktaş'ın etkili oyuncularını durduramazsa Fenerbahçe'nin işi biraz zor. Sen ne diyorsun? Anahtar nerede? Bence anahtar psikolojik direncinde Fenerbahçe'nin. Peki bakalım yarın göreceğiz neler olacak derbide. Heyecanla merakla bekliyoruz. Tabii maç biter bitmez %100 futbol elbette Rıdvan Hoca ve Murat Kosova yorumlayacaklar. Maç öncesinde de bir yarım saatlik yayın var. Şimdi biraz Türkiye'den açılalım. Avrupa'ya, dünyaya bakalım mı neler oluyor, neler bitiyor. Önce şununla başlayalım. Neyle başlayalım? Akışımızda ne vardı? İlkay Gündoğan'la başlayalım. İlkay Gündoğan, Manchester City bu hafta Cardiff karşısında farklı bir galibiyet elde etti. Ve burada başrol oynayan oyunculardan biri, hatta belki de birincisi İlkay oldu. Bir golü var, bir asisti var. Bir yandan da ekrana gelsin. Bir de asist öncesi pası var. Hani bizde bu istatistik çok fazla tutulmuyor ama asist öncesi pas da değerli. İşte bu ilk bu asist öncesi pas. Şimdi görüntüye gelen. Devamında da asist ve gol. Asıl bence dikkatinizi çekmek istediğim şey attığı gol ama attığı golden önceki oradaki paslaşmalar. Şimdi ekrana gelecek. Ne diyorsunuz İlkay'ın genel olarak performansıyla ilgili? Ben mesela Dünya Kupası'na daha fazla süre almasını bekliyordum açıkçası. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani hatta ben, senle mi konuşmuştuk evet. Telefonda? Yani İlkay bu takımın çehresini kesinlikle. Daha da farklı. Ben artık Kedira'nın Alman milli takımında ve Juventus'ta da özellikle Emre Can'a Alman milli takımında da İlkay'a yerini bırakması gerektiğini düşünüyorum. İlkay'la özel bir bağım var benim. Ailecek de görüşüyoruz. Öyle telefonda mi? Bilmiyordum. Görüşüyoruz. Bak şimdi bu gol İlkay verdi. Sane, İlkay, Jesus, İlkay gol. Evet. Daha önceki pozisyonda da verdi, girdi içeri zaten. Evet. Yani hiç devamı var. Muhteşem bir gol. Yani muhteşem bir organizasyon. City takımı zaten izleyenler de çok net görüyor. Hükmediyor oyuna. Top devamlı onlarda. Stoper Kompany falan rakip yarı sahanın ortalarına kadar gelebiliyor. Yani bakın. Ve bu da İlkay'ın yaptığı asist. Üçüncü gol katkısı. Ya İlkay'dan çok alışık olmadığımız bir koşu değil mi bu savunma arkası? Evet. Orada Mahrez'e veriyor. Mahrez de ilk golünü attı. Manchester City forması. Dortmund'da çok canlı izledim İlkay'ı. 4-5 tane maçını izledim. Gerçekten bu pas oyununda çok etkili oyuncu. Yani o bağlantıları mükemmel yapabilen, hem hücum anlamında hem savunma anlamında çok iyi yapabilen üst düzey bir oyuncu İlkay. Ya bir de Guardiola'nın hep istediği şey bu. Özellikle 8 numara gibi oynayan oyuncuların devamlı defans arkasında koşu yapmasını istiyor. Barcelona'da hatırladığımız evet. Üzere. Şu sakatlıkları olmasaydı İlkay'ın yani Dünya Kupası'nda evet işte sakatlıktan dolayı belki çok fazla süre bulamadı. Yani şu anda Manchester City forması gibi yani dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kesinlikle. Ama bir Barcelona Real Madrid olmadığı için belki çok dikkatimizi çekmiyor ama futbol olarak şu an dünyanın en üst seviye futbolunu oynayan takımlarından bir tanesinde oynuyor. Ki ben hani birebir konuştuğum için söyleyebiliyorum bunu rahat. Çok farklı isteyen büyük isimli kulüpler de vardı. O sadece bu pas oyununu daha iyi oynayabilmek adına Guardiola'yı tercih etmiş bir oyuncu İlkay yani öyle söyleyeyim transferinde. O zaman Real Madrid istiyordu. Ben buradan bu sonucu çıkartıyorum. O tarz Barcelona Real Madrid olduğunu net biliyorum yani. Peki bir başka yine Premier Lig'den haftanın ilginç anlarından biriydi. Liverpool'a bu sene transfer oldu. Shaqiri, ya tabii gol ona yazılmayacak doğal olarak. Şöyle ilginç bir gol oldu. Shaqiri şimdi topu alacak ve adeta bir bilardo oyuncusu gibi bakın şimdi vurdu. Büyük talih değil mi Shaqiri adına? 3 bant yapmış. 3 bant yapmış değil mi? Sen oynuyorsun galiba filan. Yok ben oynamam da bayağı bildim yani. Sen oynar mısın? Ben kardeş? Tabii üniversite zamanlarında boş derslerde aralarda gider oynardık yani. Boş derslerde mi? Dersi kırarak mı? Shaqiri benim takım arkadaşım Basel'den. Yani 18 yaşındaydı bizim yanımızda oynamaya başladığında. Çok yetenekli bir oyuncu.
potansiyelinin altında kaldı ama bu son Dünya Kupası ile beraber tekrar sahneye çıktı. Liverpool'a gelmesi onun için büyük şans. Şu arada şansını iyi değerlendiriyor ama çok enteresan bir ayrıntı var orada. İki golde çok büyük payı var biliyorsun. Evet, yaptı, doğru. Aynen. Salah vurdu. Ama devre arasında da oyuncu değişikliğinde Shaqiri çıktı. Bu Klopp'a soruldu. Ben tam %100 çevirmesem de benim anladığım kadarıyla Klopp bizim istediğimiz oyun kontrol altımızda gitmiyordu. Eski sistemimize dönerek oyunu kontrol altına aldık dedi. Shaqiri'yi çıkarmasını öyle kendine göre açıkladı. Çok enteresan. Shaqiri'nin şanssızı da Salah'la Mane. Tabii canım. O Bayern Münih'te de aynı şeyi yaşadı. Ribery ile, evet, Robben vardı. Orada. Ama bunu bilerek gitti ve Shaqiri sonuçta çıkış arayan bir futbolcu. Kesinlikle ve buraya gitmesi lazımdı. Liverpool'un transferi hatta biraz yadırgandı. Tabii. Yani zaten o öndeki üçlü, işte Klopp ne dedi öndeki üçlüsü için, Shaqiri'siz yani öndeki üçlü için. Paris Saint Germain'den daha iyi benim öndeki üçlüm dedi. Yani öyle dedi sonuçta. Yoruma açık. Yoruma açık tabii ki. Evet. Ama netice itibariyle hani o güveni aşılamak için bekledi. Tam da bunu Paris Saint Germain maçından önce söyledi. Nitekim Paris Saint Germain'i yendiler Şampiyonlar Ligi maçında. Yani Shaqiri hakikaten şaşırtıcı bir transfer oldu bu kesinlikle anlamda. Kesinlikle. Ben de şaşırdım. Yani ben daha böyle Newcastle tarzı bir takımlara, West Ham tarzı bir takımlara gidebileceğini düşünüyordum, hayal ediyordum. Liverpool onun için büyük şans. Shaqiri için hayır denemeyecek bir şey. Yani orada Mane, Salah olmuş. Tabii, önemli tabii değil. O şansı yani kullanmak en kötü 20-25 maç oynuyordur yılda kesinlikle zaten rotasyonda. Oynuyor. Liverpool 6'da 6 yaptı. Bakalım bu sene o sene mi? Onu ayrıca başka bir programda çok konuşuruz. City maçları, ne diyorsunuz? City maçlarını iple çekiyoruz yani. City'yi geçen sene çok rahat alt ettiler iki maçta da, Şampiyonlar Ligi'nde de. Bakalım bu sene bu performansla da yapabilirler onu. Şimdi Liverpool'un sıradaki iki maçı Chelsea ve City. Yani iki tane pas oradan alacakları sonuçlar. Tabii çok erken, daha sezonun başındayız ama ya oradan da böyle 6 puanla çıkarlarsa bir anda o iş başka bir o sene bu sene diyebiliriz değil mi? Evet. Şimdi Çin'e gidelim. Çin Ligi'nde ilginç bir gol var. Çağdaş, burada hata nerede? Bir izleyelim hep beraber. Savunma oyuncusu topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir dakika, şimdi isimleri de not almıştım siz izlerken. Onları da söyleyeyim. Hoppa. Burada net bir bireysel hata var. Yani değil mi? Teknik hata var. Şey de değil yani, pozisyon. Wang Zhu Aref oyuncusu. Yi Teng topa vuruyor. Top Zheng Yu'ya çarpıyor. Ve 1-0 geriye düşüyorlar. Chongqing Lifan karşısında. O herhalde kornere atmak istemedi. Biraz daha taça doğru vurmak istedi. O da hatayı doğurdu. Arkadaşına vurdu. Burada yoksa yerden kornere çok rahat atabilirdi topu. Çevre kontrolü zayıf. Arkadaşını görmeden vuruyor. Çevre kontrolü zayıf. Gözüne gözlük diyelim mi? Yi Teng'e. Sonra maç 1-1 bitmiş. Sonra bir gol oluyor atmış takım arkadaşları. En azından biraz da olsa durumu telafi etmişler. İtalya'ya gideceğiz buradan. İtalya'da Sampdoria-Inter maçı 1-0 bitti ama 4 gol atıldı. Ama 3'ü VAR tarafından, daha doğrusu i̇ptal VAR teknolojisi kullanılarak iptal edildi. Bu anlamda hakikaten belki de unutulmaz bir maç olarak tarihe geçti. İşte pozisyonlar arda arda gelecek. Siz nasıl buluyorsunuz bundan bu şeyi vesile ederek VAR'ın Türkiye'deki uygulaması genel olarak futbola ne kattı? Mesela şöyle bir eleştiri var. Sevinçler kursaklarda kaldı biraz. Yani çünkü atıyorsun golü, seviniyorsun ama emin değilsin acaba var mı bir şey, değişecek mi? Evet. Ne diyorsun Kemal? Yani dediğiniz gibi sonradan seviniliyor falan ama biraz da özellikle bizim ülkemizde çok spekülasyonlar açık oluyor maçlardaki kararlar. Bunların toparlanması adına da doğru karar çıkıyor. Mesela Dünya Kupası'nda müthiş uygulandı. Evet. Yani o seviyelere çekebilirsek toplumun futbola bakış açısı biraz daha doğru oturması noktasında faydalı olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü maç bitiyor. Maçın dışında bin tane yani teknik detaylardan ziyade antrenörlerin oyuna bakış açısı, oyunla alakalı etkileri konuşulmak dışına devamlı hakem konuşuluyordu. Pozisyonlar konuşuluyordu. Bunları minimize etmek adına aslında doğru bir şey. Azaldı mı biraz zaman o tarz şeyler, hakem konuşmaları? Ben çok fazla spor programı o anlamda izlemiyorum. Çok maç sanki izliyorum ama %85-90 şeyde gidiyor değil mi Türkiye'de? Yanılmıyorsam. Doğruluk payım var. Yani şu anda evet tabii ki birçok karardan, hatadan dönüldü netice. Mesela bugün işte en basit örneği Akhisar Galatasaray maçında ilk golün öncesinde offside olduğu tespit edildi. Verilmeyecek evet olan bir penaltı, yani hakemin görmediği. Hı hı. Dün Trabzon maçında Burak'ın eline çarpıp önünde. Konya-Kayseri maçı. Pek çok hatadan dönüldüğünü
Görüyorum. Ben olumlu buluyorum ama tek işte sizin dediğin gibi Samet Hoca da onu dile getirdi. Sevindikten sonra onun geri dönmesi çok zor oluyor. Evet biraz. Peki bu tabii ilginç bir yani tesadüf oldu. 3 gol birden iptal edildi aynı maçta Sampdoria-Inter karşılaşmasında. Bir başka görüntü Paris'ten gelmişti. Neymar'la Stephen Curry yani iki süper yıldız. Basketbolun ve futbolun evet. süper yıldızları ve Curry Neymar'a basketbolla ilgili bazı ipuçları veriyor. Şut teknikleri öğretiyor. Neymar da Curry'e öğretiyor ama Neymar da fena değil görüldüğü üzere. Öğretti ona. Ben bunu izledim. 2-3 tane atamadıktan sonra attı Neymar. Bayağı sevindi. Bak şimdi burada da Curry'e öğretiyor şimdi evet, kafayla atmayı. Curry'e kafayla attırmayı. Ama sporcu adam, yetenekli adam her alanda yetenekli oluyor değil mi Kemal? Evet. Ya tabii ki yatkınlık daha farklı oluyor. Şimdi az önce Çağdaş dedi işte bilardo oynuyordum boş zamanlarda. Biz de işte masa tenisi oynuyorsunuz. Ha öyle mi? Yatkınlığınız neyse onu oynuyorsunuz işte. Tesislerde özellikle oluyor tabii. Çok dinlenme. Oynanılan şey öyledir. Mesela masa tenisi, bilardo, dart oynayanlar oluyor. Evet. Tabii okul yıllarında mesela ben ilkokulda handball takımında oynuyordum takımın. Öyle mi? Evet. Ya basketbol oynadığımız da oluyor ama tabii boydan kurtarmadığınız için devam ettiremiyorsunuz. Şimdi fotoğraflar geldi aklıma hep özellikle karlı olduğu zaman değil mi antrenman tesisi? Parke sahaya için. Mutlaka salona gidilir. Salonda da pota varsa eğer. Tabii. Hani özellikle... İlk ne geliyor aklına bunda? İlk ne geliyor bunda? Parke sahada. Ben ilk Sergen'in ayakla atışta attığı var. Benim hep ilk gelir o gelir aklıma. Evet. Tekte vurup basket attığı karşı sahada. Beraber de çalışıyoruz ama benim mesela aklıma hep o gelir. Ya antrenman öncesi işte ayak içiyle oraya vurmaya çalışıyor herkes. Basket atmaya çalışıyor. O bir nevi antrenman öncesi ısınma gibi. Biz bir ara şeyi keşfetmiştik işte. İyi. Hatırlarsınız belki. Kontrol pas oynuyorduk. Dize koymadan. Çünkü diz çok kolay oluyor. Tamam. Dizi kullanmadan kontrol pas oynuyorduk antrenman önceleri. Mesela o çok keyifli bir hale alabiliyor. İşte bu tür oyunlar. Ayak tenisi de çok zevkli. Ayak tenisi. Evet. Onu izlemesi bile zevkli. Büyük olaydır. Mesela o bazılar böyle kaybetmeye dayanamayan tipler olur. Onları yenersiniz. Onun keyfi bir başkadır. Selimay var bizim Konya'da. Kulakları çınlasın. Geçen evet. sene çok oynadık. Onun da iddialı bir ekibi var ama yeterli değil. Bir de ayak tenisinden... Nasıl tarif edeyim? Ayak voleybolu diyebileceğim. Uzak Doğu'da, Asya'da oynanan sepak takraw. Evet. Yani bütün sayılar röveşatayla alınıyor. İnanılmaz bir şey ama ya. Çok hakikaten acayip bir spor yani. Çok akrobatik bir şey. Çok bilmez doğal olarak. Çünkü bizim coğrafyamızda çok oynanmıyor. Ama Uzak Doğu'da, Asya'da çok bilinen, çok böyle bizim hani futbola duyduğumuz ilgiden belki de daha fazlasını duyduğumuz evet. bir spordur. Evet, dünya turumuzun da sonuna geldik. Programı da burada noktalıyoruz. Çağdaş Atan, Kemal Aslan çok teşekkürler yorumlarınız için. Biz teşekkür 90 ederiz. Artı'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki pazar gecesi yine aynı saatte 23.30'da tekrar birlikte olacağız.